açılır her kapı. İşte susam sokağı. İzci yardımsever, daima, daima, daima. İzci yemeğini düzenler, daima, daima, daima. İzci erken yatar, erken kalkar, daima, daima, daima. Artık uyuyacaksın değil mi? Hadi bakalım, gel. İyi ama sen hep böyle elbiselerinle mi yatarsın? Hiç pijama giymez misin? Giymez olur mu? Giymez olur muyum? Giyerim tabii. Bakın işte burada duruyor. Her akşam düzenli olarak elbiselerimi çıkarırım. Pijamalarımı giyer öyle yatarım. İyi ama bu gece niye elbiseli yatıyorsun? Babam bugün aldı bu izci elbisemi. Çok sevdim, onun için çıkarmak istemiyorum. Peki arkadaşların gördü mü bu izci elbiseni? Hayır, daha görmediler. Babam bugün aldı bu izci elbiselerimi, yarın görecekler. İyi ama bunlarla yatarsan yarına kadar buluşmazlar mı? Hem elbiseyle yatmak rahatsız edici bir şey. Hadi pijamalarını giy. Hem rahat edersin hem de elbiselerin buruşmamış olur değil mi? Hadi evet, canım. Peki ala. Aferin sana. İyi geceler. İyi geceler ala. Evet, hem yarın arkadaşlarımın karşısına buruşuk bir elbiseyle nasıl çıkarım? O zaman ben de elbiselerimi çıkartır, pijamalarımı giyer öyle yatırım. Önce gömleği ve fuları. Sonra da pantolon. Pijamalarımızı da giyelim. İşte oldu. İzci yardımsever. Daima, daima, daima. İzci erken yatar, erken kalkar. Daima, daima, daima. İzci yemeğini düzenler. Daima, daima, daima. Ve izci her zaman pijamalarıyla yatar. Daima, daima, daima. Çok güzel, çok güzel. Sağ olun çocuklar. Teşekkürler, teşekkürler. Merhaba küçük dostlarım. Bugün tüylü arkadaşınız Açık Göz sizlere eski dostumuz Korkut'tan söz edecek. Korku. Evet. Korku bir şeyden korktuğumuz ya da ürktüğümüzde hissettiğimiz şeydir. Evet. Şimdi bazı şeylerden birazcık korkmamızda yarar vardır. Örneğin aslandan, sıcak bir sobadan ya da sokaktaki arabalardan. Evet, doğru. Ama tabii her şeyden de korkmayacağız. Yok. Bir şeyden korkup da korkmamamız gerektiğini biliyorsak korkmamaya karar vermeliyiz. Buna ne denir biliyor musunuz? Cesur olmak. Cesur olmak. Peki evet. Yani çocuklar, bir, iki ve...
küçük çocuk yatağına yattı. Annesi öptü, sonra ışığını kapattı. Karanlıkta bir gölge korkuttu çocuğu. Ama sonradan anlattı ki oyuncak ayının gölgesi. Cesurum, bir şeyden korkmam cesurum. Bir şeyden korkmam, bir şeyden korkmam cesurum, bir şeyden korkmam. Bir kız otururken berber koltuğunda, saçları kesilirken makası görünce, acıyacak diye başı başlamış korkmaya. Okşayınca makas saçını, kız berbere demiş ki: cesurum, 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 bir şeyden korkmam cesurum. Bir şeyden korkmam, bir şeyden korkmam cesurum, bir şeyden korkmam. Görürsen bir canavar, kırmızı, sarı, mavi, duyarsan garip bir ses, birisi derse böl, hemen korkup ağlama, güçlü ve cesur ol. Sonra bağıra çağıra bu şarkıyı söyle. Hadi bakalım hep birlikte çocuklar. Cesurum, 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 bir şeyden korkma cesurum. Anneciğim! Cesurum, 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 bir şeyden korkmam cesurum. Cesurum, 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 ben bir şeyden korkmam cesurum. Cesurum, 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 ben bir şeyden korkmam cesurum. Sizinle şarkı söylemek istedim. Bu kadar cesur olmasaydım kim bilir nasıl korkacaktım he? Hey, Süper Baba anneyi biliyor musun? Şişeler. Şişeler. Eski şişelerden yeni şişeler. Kara kedi. Beyaz kedi. Portakal reçeli renkli kedi. Fare kedisi. Kuş kedisi. Yumakların peşinde koşan kedi. Hakan abi çok heyecanlıyım. Tamam tamam, sakin ol. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hep beraber başaracağız. Tamam, cesaretini topla. Bak daha ben ne kadar güzel söyledin, şimdi yine ne söylersin? Ama çok heyecanlıyım, başaramayacağım. Heyecanlanma Melih Kuru, çok güzel söyleyeceğiz. Bak gerçekten şimdi çok güzel söyleyeceğiz.
Tamam, o kadar fazla heyecanlanma. İşte geliyorlar, baksanıza. Eyvah, geliyorlar. Geliyorlar. Size buyurun, ben Susam Sokağı'nın manavı Behram. Limonata ikram etsem. Ay, sağ olun. Gözümü yollar Behram. Ay, çocuklar. Televizyona çıkacağız. Ay, geldiler ayolun. Evet, kamera hazır. Diğer hazırlıklar da tamam. Seyircilerimiz tamam. Sizler de hazır mısınız çocuklar? Hazırız, hazırız. Evet, o zaman hemen başlayabiliriz. Kayıt. Sokak Şarkıları Yarışması ödül törenine hoş geldiniz sevgili seyirciler. Burası Susam Sokağı. Ve işte ödülümüz. Evet, altın mikrofon ödülü. Ve şunu... Bir daha. Aman 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 dikkatle tutalım altın. Merak etme. Ve de bu yarışmanın birincisi Hakan Zeynep Minik Kuş Üçlüsü. Ancak ödülünüzü size sunmadan önce o güzel birincilik alan şarkıyı bir kez daha dinlemeye ne dersiniz? Hayır. 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 Beraber birinci söyleyeceğiz Minik Kuş. Tamam, Minik Kuş bir daha kendine. Evet, hatırlatayım arada, bu şarkının sözleri Minik Kuş'a ait. Ya. Beste Hakan. Evet. Zeynep abla da yardım etti. Evet. Zeynep de yardım etti. O da birlikte söylüyor. Şarkının adı neydi şarkının adı? Şarkının adı. Evet. Minik Kuş. Ben minicik. Evet. Tamam. Ben minicik bir kuş iken. anladığım kadarıyla minik kuş bir hayli heyecanlı. Şimdi geçer değil mi minik kuş? Bilmem ki. Geçer. Tamam. Başaracağım. Tamam. Hazır mısınız? Hazırız. Birlikte söylüyorsunuz. Evet. Evet, biz de birlikte dinliyoruz. Ben minicik bir kuş iken ayağıma battı diken. Annem hemen koştu geldi. Geldi dikeni çıkardı. Senin sesin ne güzel. Hep şarkı söyle dedi. Önce biraz çekindim. Şarkı söyleyemem sandım. Kendime güvenmeliydim. Güvendim. Çalıştım ve şarkı söylemeyi öğrendim. Vermiştim kararımı. Düşünerek yarını. Şarkı söylemek güzel. Görmedim zararını. Susam sokağındayız, şarkılar söylüyoruz. Susam sokağındayız, şarkılar söylüyoruz. Da da da. Şarkılar söylüyoruz, susam sokağındayız. Şarkılar söylüyoruz. Çok güzel. Gördüğünüz gibi herkes dinledi, hatta sizinle birlikte söyledi, sevdi, çok sevdi, çok beğendi. Ve şimdi de hak ettikleri ödülü bu üçlü adına Minik Kuş'a sunalım. Halit Bey, ben bu tören için bir yükseklik yapmıştım. Onu şöyle koysak olur mu? Ha, tıpkı olimpiyat gibi. Evet. Şampiyonluk. hemen. Çok güzel. Tersine hocam. Şampiyonluk kürsüsü. Gel bakalım. Buyurun. Minik Kuş. Hakan, Zeynep, Minik Kuş. Evet. Şimdi kendisine ödülünü... O yanlış, o benim mikrofon. aman altın, siz de yardım edin çocuklar. Evet, hep beraber kutluyoruz. Sevgili seyirciler, Susam Sokağı'nda bir sokak şarkıları yarışması daha sona erdi. Biz biraz sonra sizlerle yeniden birlikte olacağız.
Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Başardık, başardık. 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 Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aferin çocuklar size. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Keman. Evet, bugün canım kuşları saymak istiyor. Şimdi gördüğünüz gibi kuşları çekmek için buraya küçük küçük ekmek kırıntıları koyacağım. Biraz sonra kuşlar bu ekmek kırıntılarını yemeye gelecek. Minik kuşlar ekmek kırıntılarını yerken ben de onları sayacağım tabii. Evet sayacağım. Gelin minik kuşlar, gelin gelin. Ekmek kırıntılarını yiyin. Oo, kim bilir belki de güvercin görürüm. Belki de bir tavus kuşu. Hatta belki bir kartal ya da bir deve kuşu. Belki de bir av kuşu. Gelin küçük kuşlar. Affedersiniz. Evet, ne var? Ben ekmek kırıntısı için geldim. Anlayamadım. O ekmek kırıntıları sayacağım kuşlar için canım. Beni sayın işte. Ben bir kuşum. Hayır, sen bir kuş değilsin. Sen bir ineksin. Hayır, inek kuşuyum. Böyle saçma şey duymadım. Kuşları ürkütüp kaçıracaksın. Ben de sayacak bir şey bulamayacağım. Tamam işte, ben de kuşum. Beni sayın. Eğer sen kuşsan ben de bir hipototomum. Söyleyemediğinize göre olamazsınız değil mi? İyi uzatma, kuşları ürkütüp kaçıracaksın. Ben kuşları saymak istiyorum, sen bir ineksin. İnekleri sayın öyleyse. İnekleri sayarsam gidecek misin? Doğru dürüst sayarsanız giderim. Pekala pekala, sayıyorum. Bir inek. Hadi git artık, güle güle. Şey demeyi unuttunuz, harika. Harika bir inek. Pekala, istediğin oldu mu? Evet, fena değil, idare eder. Bir an için hiç gitmeyecek diye korktum. Evet, şimdi iş başına. Gelin minik kuşlar, gelin ekmek kırıntılarına. Baştaki. Ortadaki. Sondaki. Baştaki. Ortadaki. Sondaki. Tek kelimeyle rezalet. Bir tek kuş bile ekmek kırıntılarını yemeye gelmedi. Oysa penguenleri bekliyordum. Kanaryaları, saksağanları, kara tavukları, kargaları, tavus kuşlarını, deve kuşlarını, ama bir tane bile gelmedi. Belki de yanlış cins ekmek kırıntısı kullandım. Belki çavdarlı ekmek olacaktı. İsterseniz yine inekleri sayabilirsiniz. Hadi sayın beni. Bir kere saydım seni, bir daha sayamam. Ya neden o? Çünkü saymak değişik şeyleri saymaktır. Dönüp dolaşıp aynı şey sayılmaz. Yani değişik inekleri saymanız gerek, öyle mi? Evet. Anladım, burada bekleyin beni. Bir kuş beyli inek. Bir, iki, üç, dört, beş. Biz tam beşliyiz, tam beş kişiyiz. Sayabilirsiniz. Güzel bir dönüş yapsak da selamlasak sizi. Beş kişiyiz biz, tam beş. Yine de bize inanmıyorsan sayabilirsin bak. Daire şeklini alsak, bir çizgide dursak, biz yine beş kişiyiz. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş.
ise biz yalan söyler miyiz? Beş bizim sayımızdır. İşte her zaman her yerde böyle bir sahnede beşimiz bir arada. Tam beş kişiyiz biz, tam bir. Bir tane bile yok. Günaydın. Galiba değişik inekleri sayıyormuşsunuz. Ben son gelenden değişik bir ineğim hadi. Sayın beni. İnanamıyorum. Böyle saçma şey görmedim. Sayacak mısınız, saymayacak mısınız? Pekala pekala, seni mutlu edecekse sayayım. İki, iki inek. Harika. Harika, çok eğleniyorum. Ha ha. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bir dakika bekleyin lütfen. Yine ne var? İşte bu kadar. Şimdi değişik bir ineğim sayın beni. Dayanamayacağım artık. Üç etti, üç inek. Harika. Ha ha, tamam mı? Fena değil, fena değil. Şimdi gidip kostüm değiştireceğim. Ne? Oh, bu dalalık bu. Aynı inek şapka değiştirip geliyor. Dönüp dolaşıp aynı ineği sayıyorum. Ve bundan nefret ediyorum. Nefret. Hazırım. Sayacak mısınız, soymayacak dört, mısınız? Dört, dört bu kadar yeter. Aynı inek olduğunu biliyorum. Ne zaman keseceksin bu saçmalığı, ne zaman? Şapkalarım bitene kadar bu oyuna devam edeceğim. Bu da oldukça uzun sürecek çünkü 1 milyon tane şapkam var. Dur biraz. 1 milyon tane mi şapkam var dedin? Evet, 3 aşağı 5 yukarı o kadar. O zaman niye daha önce söylemedin? Şu şapkaları görmek isterim doğrusu. Pekala, gelin benimle. Ya, belki de sonunda hayallerim gerçek olacak. Hadi çocuklar, çabuk odanızı toplayın, pikniğe gidiyoruz. Ah, uzanamıyorum. Böyle olmayacak, aramızda iş bölümü yapalım. Haklısın, iş bölümü yaparsak daha çabuk toplarız. Aa, odanızı ne çabuk topladınız böyle? Müthiş bir şey. Etti mi 248 şapka? Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Evet, 249 şapka. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. 250 şapka. Evet. Müthiş. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Müthiş. Müthiş. K. K. Merhabalar. Ben Küklü dostunuz Açık Göz. Evet. Siz de benim gibi küçükseniz büyüklerin dikkat etmediği şeyler dikkatinizi çekiyordur. Örneğin böyle yere yakın bir canavar olduğum için bu konuda uzman olup çıktım. Evet, uzmanlık alanım dizler. Şu iki küçük sevimli şey var ya, bunların adı diz. Bu dizler bükülüyor. Evet, gerçekten. Evet ha. Dizler, hadi bakalım bükülün. Çok güzel. Bu son derece önemli dostlar. Dizler aynı zamanda koşmayı kolaylaştırıyor, zevkli hale getiriyor. Hadi bakalım koş. Güzel, aferin. Şimdi zıpla. Sek, sek. Evet, çok güzel, aferin. Yeter, durabilirsin. Sakin ol, yeter, tamam. Dizler bükülerek insanların benim gibi küçük canavarlara daha yakın olmalarını sağlıyor. İşte böyle, daha yakınım. Evet. Evet, ama şu dizlerin en çok sevdiğim tarafı bükülerek bacakları en çok sevdiğim yerlerden birine dönüştürebiliyor. Kucağı. Hmm.
Evet Tolga, ne diyordun? 23 Nisan'da dünyanın dört bir yanından evet. arkadaşlarımız geliyor. Siz bunlarla nasıl anlaşabiliyorsunuz? Nasıl konuşuyorsunuz? Hepsinin dilini biliyor muyum diyorsunuz? Evet. Elbette bilmiyorum. İnsanların birbiriyle anlaşması için dil çok önemli bir araç. Ne var ki dil olmadan, konuşma olmadan da insanlar birbiriyle anlaşabilirler. 23 Nisan'da evine kardeş alan hangileriniz var? Ben evet. Ha. Hangi ulustandı sen? Çekoslovak dilini. Çekoslovak dilini bilmiyorsun. Hayır. O da Türkçe bilmiyor. Nasıl anlaştınız? Kitapla anlaşıyorduk, işaretlerle anlaşıyorduk. Demek ki işaret var. Ama onun dışında anlaşıyorduk. Ortak zevklerle anlaşıyordunuz. Evet. Örneğin bir top oynamak istiyorsunuz, evet. beraber oynuyorsunuz. Zaten biz aşağı inip voleybol oynamıştık. İşte bak, bu şunu gösteriyor. Tolga'nın sorusuna cevap vereyim. İnsanların birbiriyle anlaşması için ille de dil şarttır demiyoruz. Dil lazımdır. Ama onun dışında insanların birbirine sevgiyle bağlanmaları çok önemli. Birbirinin dilinden olduğu halde anlaşamayan pek çok insan var değil mi? Evet. Dünyada savaşlar oluyor, cinayetler, çok çok kötü, çirkin şeyler oluyor. Aynı dili konuştukları halde demek anlaşamıyorlar. Neden? Aralarında sevgi yok ya da sevgi az. İnsanın birbiriyle anlaşabilmesi için önce sevgi gerekiyor. Zaten 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin en büyük amacı da bu. Bu şenliğe ben de katılıyorum. Minik Kuş da katılıyor. Biz onunla birbirimizi çok seviyoruz. Çünkü arkadaşsınız. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Siz aldınız. Ben Amerika'da almıştım. Amerika neresi? Evet. Ama yine de dostluğumuz o kadar uzakta olmasına rağmen Amerika dostluğumuz Amerika'nın Türkiye'den uzaklığından daha da büyük. Demek ki bu da neyi gösteriyor? İnsanların birbirinden dost arkadaş olabilmesi evet. için aradaki kilometreler önemli değil icabında. Evet, sevgi evet. metreyle ölçülmez. Çok güzel, kilometreyle de ölçülmez. Evet. Mille de ölçülmez. Ben evet. bir şey soracağım. Tabii canım. 23 Nisan'da dünyanın her tarafından çocuklar geliyor. Onlarla onların 23 Nisan'da buraya çağrılması nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT bu organizasyonu yapıyor. Büyük bir organizasyon ve 23 Nisan'dan daha önceki tarihlerde harekete geçiyor ve bir sonraki yıl için temaslar sürdürüyor. Tabii resmi kuruluşlarla oluyor. Aynı şekilde Türkiye'ye gelen çocuklar da, siz de öyle yaptınız. Okulunuzda öğretmene, müdüre başvuruluyor. O okul bir yabancı grubu konuk olarak almışsa kendi okul çocuklarına da dağıtmış oluyor. Bu olayın asıl güzel yanı ne biliyor musunuz çocuklar? 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin en güzel yanı. Sevgi. Hah. Sevgi ve de onun yanında paylaşmak. Paylaşıyorum. Değil mi? Bayramımızı paylaşıyorum. Bir tatlıyı, bir pastayı paylaşıldığın zaman mutluluk duyarsın. Ama bu ondan daha büyük mutluluk. Bir bayramı, bir armağanı. Kimin armağanı? Atatürk'ün. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı. Atatürk armağan etmiş. Türk çocuğu da gelin demiş dünya çocuklarına. Birlikte bunu paylaşalım. Dünyaya örnek olduğumuz bir olay. Bu neye dayanıyor? Sevgiye dayanıyor. Sevmekten... Sevgiye ve arkadaşlığa. İşte arkadaşlığın temelinde sevgi var. Arkadaşlık o. Halit amcam, Portekizli arkadaşımın adresini kaybetmeme rağmen yine de arkadaşlığımız sürüyor. Ama ondan mektuplaşmıyorsun ama şu evet. anda kalbinde o var. Hatırası onun kalbinde var, de sen varsın çünkü arkadaşsınız. Bak... Minik Kuş'la Kırpık da aynı şekilde değil mi? Evet, Minik Kuş sokanta öteki ucunda. Arkadaşının adı ne? Patrisya, bak arkadaşın Türkiye'de ve seni hala seviyor. Unutmamış, sen de onu unutmamışsındır dilerim. Teşekkür ederiz, belki de seyreder Patrisya tesadüfen. Evet. Hemencecik koşar, adın neydi senin? Zeynep diye koşar gelir. Çocuklar, sohbet çok tatlı. Evet. Sevmek çok tatlı, sevgi çok tatlı, arkadaşlık, kardeşlik hepsinden tatlı. Bizim şenliğimiz de bize büyük mutluluk veren bir olay. Ne yazık ki ben bir yere yetişmem gerekiyor. Bir başka gün gene sokağımızın köşesinde toplanıp konuşuruz. Söz. Ben sizi şimdilik Kırpık'la baş başa bırakayım. Ne dersiniz? Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık şimdilik. Başarılar hepinize. Yine bekleriz. İyi arkadaşlıklar. İyi arkadaşlıklar. Sağ olun, yine bekleriz. Güle güle.